Çok kıymetli ve muhterem efendiler. Faziletlerle ilgili dersimiz devam ediyor. Hazreti Osman radıyallahu anhü anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibidir. Kim de sabahı da cemaatle kılmışsa, gecenin tamamını ihya etmiş gibidir. Müslim, Muvatta, Ebu Davud ve Tirmizi'nin haberidir bu da. Gece ihya etmek, namaz da zikirle, ibadet de geçirmektir. İlmi meşguliyetle geçirmek de ihyadan sayılmıştır. Hatta ibadet de geçirmekten de eftal olacağı söylenmiştir. Sabah ve yatsı namazlarını cemaatle kılmanın geceyi ihya yerine geçmesi, yatsı ve sabahın cemaatle kılınmasında hasıl olacak sevabın, gece boyu kılınacak namazla elde edilecek sevaba eşit olduğunu ifade eder. Hem cemaate katılan hem de gece ihya eden elbette kat kat sevaba nail olur. Şu halde yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmak, gece ihyasının bir nevi efendim faziletidir. Evet sevgili dostlarımız, Hazreti Enes radıyallahu anhü anlatıyor, Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kim 40 gün İftidak tekbirini kaçırmadan cemaatle namaz kılarsa kendisine 2 beraet yazılır. Ateşten beraet, nifaktan beraet. Bu da Tirmizi'nin haberidir. Burayı tekrar ediyorum. Kim 40 gün iftidak tekbirini kaçırmadan cemaatle namaz kılarsa kendisine 2 beraet yazılır. Ateşten beraet, nifaktan beraet. Tirmizi'nin haberidir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, İmam zamin, müezzin de mütemendir. Allah'ım, İmamları irşad et, müezzinlere de mağfiret buyur. Bu da Ebu Davud ve Tirmizi'nin haberidir. İmamın zamin olması kendine uyanların namazı onun uhdesindedir. Müezzin, mütemen efendim olması cemaatin namaz vakitlerinde ona güvenmesidir. Evet, cemaatin namazı imamdan sorulacaktır. Vakitlerin de efendim durumu müezzinden sorumludur. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kişinin cemaatle kıldığı namaz, evinde ve iş yerinde kıldığı namazından 25 kat daha sevaplıdır. Çünkü güzelce abdest alır, mescide gider. Bu gidişte gayesi sadece ve sadece namazdır. Her adım atışında bir derece yükseltilir. Günahından da biri dökülür. Namazını kılınca namazgahında kıldığı müddetçe efendim melekler ona mağfiret duasında bulunur. Ve Allah'ım ona mağfiret et. Allah'ım ona rahmet et. Allah'ım onun tevbesini kabul et derler. Bu kimseye orada eza vermedikçe, hadeste bulunmadıkça böyle devam eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri
Hades'te bulunması ne demek diye sorulmuştu. Sesli veya sessiz yel bırakmadıkça diye açıkladı. Sizden biri namazı beklediği müddetçe cemaat namazdadır. Bu da Buhari, Müslim, Muvatta, Ebu Davud, Efendim ve Tirmizi'nin haberidir. Said İbnül Müseyyep Rahimehullah anlatıyor. Ensardan biri ölmek üzere idi. Dedi ki size bir hadis rivayet edeceğim. Bunun da sadece sevap ümidiyle yapacağım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı işittim. Şöyle buyurmuştu. Biriniz abdest alır ve abdestini güzel yapar. Sonra da namaza giderse sağ adımını her atışta, bu adım sebebiyle Allah mutlaka ona bir sevap yazar. Sol adımını attıkça da her seferinde mutlaka bir günahını döker. Öyleyse mescide yaklaşsın veya uzaklaşsın, mescide gelir ve cemaatle namazını kılarsa mağfirete mazhar olur. Mescide geldiğinde namazın birkaç rekatı kılınmış, birkaç rekatı kalmış ise yetiştiğini cemaatle kılıp kaçırdıklarını da tamamlamışsa keza mağfirete mazhar olur. Eğer mescide geldiğinde namazı kılınmış bulur ve tek başına tamamlarsa yine mağfirete mazhar olur. Bu da Ebu Davud'un haberidir. Ebu Ümame radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kim evinden temizlenmiş olarak farz namaz için çıkarsa, onun ecri tıpkı ihrama girmiş hacının ecri gibidir. Kim de kuşluk namazı için çıkar ve sırf bu maksatla yorulursa, onun ücreti de umre yapanın ücreti gibidir. Namaz kıldıktan sonra araya laib, dünyevi kelam girmeden kılınan ikinci namaz, İlliyin denen cennetin yüce makamlarında yazılıdır. Bu da Ebu Davud'un haberidir. Kişi eve dönünceye kadar geçen vaktin belli bir cüzünde namaz kılsa da bütün vakit ibadet etmiş gibi vesileyi sevaptır. Haçta böyle, hacı adayı asıl haccını Arafat'ta gerçekleştirmiş olsa bile evden çıktıktan ta dönünceye kadar geçen zamanı hep hac sevabına vesiledir. Bu benzerlik haccın ihramsız, namazın da abdestsiz sahih olmaması sebebiyle keza hacı ihramlı oldu mu sevabı daha çok olmaktadır. Namaza giden de abdestli çıktı mı sevabı çok olmaktadır. Kim kuşluk namazına gitmek üzere dünyevi meşguliyetini terk ederek evinden veya iş yerinden veya meşguliyetinden çıkarsa ecri umre yapanın ecri gibidir. İlliyin cennetteki en yüksek makamın ismidir. İslam alimlerinin bazıları İlliyun için yedinci semanın ismidir derken, diğer bazıları salihlerin amellerinin yazıldığı hafaza meleklerinin divanıdır demişlerdir. Hazreti Enes radıyallahu anhü anlatıyor. Beni Selim'e yurtlarını bırakarak Mescid-i Nebevi'ye yakın bir yere gelip yerleşmek istediler. Durumdan haberdar olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam
yürüdüğünüz zamanki adımların sevabını hesaba katmıyor musunuz? Buyurdu. Bunun üzerine yerlerinde kaldılar. Efendim, bu da Buhari Şerif'in haberidir. Onların sağken yaptıkları ile arkadan bıraktıklarını, asarlarını zayi etmeyip kaydeden biziz. Bu da Yasin-i Şerif'in 12. ayeti kerimesidir. Mescide yakın olan mı, uzak olan mı, eftal diye ihtilaf etmiştir. Taberi müsavat olduğu kanaatindedir. Hazreti Büreyde radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, karanlıkta mescide gidenlere kıyamet günü tam bir nura kavuşacaklarını müjdele. Bu da Ebu Davud ve Tirmizi'nin haberidir. Sevgili dostlarımız, şimdi de dersimiz hasta ziyaretinin fazileti hakkındadır. Hazreti Ali radıyallahu anhü diyor ki, bir hastayı akşamleyin ziyaret eden hiçbir kimse yok ki, beraberinde kendisine sabaha kadar istiğfar edecek 70.000 melekle çıkmış olmasın. Ayrıca onun cennette bir bahçesi de vardır. Kim de hasta ziyaretine sabahleyin gelirse, onunla birlikte 70.000 melek çıkar. Akşam oluncaya kadar ona istiğfar ederler. Onun da cennette bir bağı vardır. Bu da Ebu Davud'un haberidir. Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kim güzel bir şekilde abdest alır, Müslüman kardeşine sevap düşüncesiyle hasta ziyaretinde bulunursa, cehennemden 70 yıllık yürüme mesafesi uzaklaştırılır. Sabit dedi ki, ey Ebu Hamza, harif nedir diye Enes'ten sordum. Bana yıl diye cevap verdi. Bu da Ebu Davud'un haberidir. Evet sevgili dostlarımız, 70 yıllık yürüme mesafesi uzaklaştırılır diyor. Evet sevgili dostlarımız, Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kim bir hastaya veya bir din kardeşine Allah rızası için ziyarette bulunursa, bir münadi ona nida eder. Dünyada da ahirette de iyi olasın. Ahiret yolculuğun da iyi olsun. Bu davranışın da cennette bir ev hazırladın der. Bu da Tirmizi ve İbn-i Mace'nin haberidir. Evet sevgili dostlarımız, yine faziletlerle ilgili dersimiz devam ediyor. Muaz İbn-i Cebel radıyallahu anhü anlatıyor. Bir seferde Resulullah'la beraberdik. Bir gün yakınına tesadüf ettim ve beraber yürüdük. Ey Allah'ın Resulü dedim, beni cehennemden uzaklaştırıp cennete götürecek bir amel söyle. Mühim bir şey sordun. Bu Allah'ın kolaylık nasip ettiği kimseye kolaydır. Allah'a ibadet eder. Ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın.
namaz kılarsın, zekat verirsin, Ramazan-ı Şerif'te orucunu tutarsın, Beytullah'a hac yaparsın, buyurdular ve devamla, sana hayır kapılarını göstereyim mi, buyurdular. Evet ey Allah'ın Resulü dedim, oruç cehenneme perdedir, sadaka hataları yok eder. Tıpkı suyun ateşi yok etmesi gibi, kişinin geceleyin kıldığı namaz, salihlerin şiarıdır, buyurdular ve şu ayeti okudular. Mealen, onlar ibadet etmek için gece vakti yataklarından kalkar, Rablerinin azabından korkarak ve rahmetini ümit ederek ona dua ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeyden de bağışta bulunurlar. Bu da secde ayetinin suresinin 16. ayeti kerimesidir. Sonra sordu, bu din işinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi? Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Dinle öyleyse buyurdu ve açıkladı. Bu dinin başı İslam'dır, direği namazdır, zirvesi cihattır buyurdular. Sonra şöyle devam buyurdu, sana bütün bunları tamamlayan baş amili haber vereyim mi? Evet ey Allah'ın Resulü dedim, şuna sahip ol dedi ve eliyle diline işaret etti. Ben tekrar sordum, ey Allah'ın Resulü, biz konuştuklarımızdan sorumlu mu olacağız? Anasız kalasıca Muaz, insanları yüzlerinin üstüne veya burunlarının üstüne dedi, ateşe atan, dilleriyle kazandıklarından başka bir şey midir buyurdular. Bu da Tirmizi'nin haberidir. Yani diline sahip ol. Ya hayır söyle ya sus. Gıybetten de uzak kal. Ebu Derda radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kim namazı kılar, zekatı verir ve Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ölürse, ona mağfiret etmek, yüce Allah üzerine bir hak olur. Hicret etse veya doğduğu yerde ölse de. Dedik ki, ey Allah'ın Resulü, biz bunu halka anlatsak da sevinseler olmaz mı? Cennette 100 derece var. Her iki derece arasında arzla sema arasındaki kadar mesafe var. Yüce Allah onu kendi yolunda cihad edenlere hazırladı. Ben müminleri bindirebileceğim bir şey bulamamam sebebiyle onlar da bu yüzden cihada iştirak edemedikleri için benden geri kalmalarına üzülmeleri suretiyle müminlere meşakkat vermemiş olsaydım, hiçbir seriyeden geri kalmaz, her birine iştirak ederdim. Ben cihat esnasında öldürülüp sonra tekrar diriltilmeyi, tekrar öldürülmeyi isterim buyurdular. Bu da Nesai'nin haberidir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Yüce Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri şöyle ferman buyurdu. Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse, ben de ona harp ilan ederim. Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni, ona farz kıldığım ayni veya kifaye şeyleri eda etmesidir. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Sonunda sevgime
mı erer? Onu bir sevdim mi artık ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı, aklettiği kalbi, konuştuğu dili olurum. Benden bir şey isteyince onu veririm. Benden sığınma talep etti mi onu himayeme alır, korurum. Ben yapacağım bir şeyde mümin kulumun ruhunu kapsetmedeki tereddüdüm kadar hiç tereddüde düşmedim. O ölümü sevmez, ben de onun sevmediği şeyi sevmem. Bu da Buhari Şerif'in haberidir. Veliyullah tabiriyle Allah'ı bilen ibadetlerini eksiksiz, muntazam ve ihlasla devam eden kimse kastedilmiştir. Evet, Allah'ın veli kulları itaat ederler, isyan etmezler. İbn-i Hacer der ki, böyle bir kimseye düşmanlık yapacak birinin varlığı olamaz denilerek hadis müşkil bulundu. Zira kendi düşmanlık iki tarafın varlığıyla vukua gelir. Dendi ki düşmanlık iki tarafın varlığıyla vukua gelir. Halbuki velinin taşıması gereken vasıflardan biri de hilim ve kendisine karşı cehalette bulunan kimseye musamaha göstermektir. Bu müşkile şu açıklama getirilmiştir. Düşmanlık sadece husumete ve dünyevi muamelelere münhasır değildir. Bilakis bazı kereler buz, taassuptan doğar. Tıpkı bir rafizinin Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretlerine buğzu gibi, bid'atçının Resulullah aleyhissalatü vesselama buğzu gibi, her iki örnekte de buğz tek taraftan vaki olmuştur. Veli tarafının buğzu ise Allah rızası içindir ve Allah adınadır. Fasıkı mütecahire, yani fıskını alenen yapan kimseye veli Allah adına buğz eder. Öbür taraf da veliye gittiği yolun kötülüğünü söyleyip şehavatına uymaktan kendisini men ettiği için buğz eder. Buğz bazı kereler bir tarafta bil fiil olup diğer tarafta bil kuvve bulunsa da buna düşmanlık denir. Bazı İslam alimleri demiştir ki, veliyullah takva ve taatla Allah'ın dostluğuna talip olduğu için Allah da onu muhafaza ve ona yardımını garanti ederek dostluğu kabul eder. Dostluğa kabul eder. Allah'ın cereyan eden bir sünnetine göre düşmanın düşmanı dosttur. Düşmanın dostu da düşmandır. Öyleyse veliyullah'ın düşmanı Allah'ın da düşmanıdır. Bu durumda veliyullah'a düşmanlık eden ona harp açmış gibi olur. Ona harp açan da sanki Allah'a harp açmış gibi olur. Ebu'l-Kasım el-Kuşeyri demiştir ki, kulun Allah'a yakınlığı önce imanı ile sonra ihsanı ile vukua gelir. Allah'ın kuluna yakınlığı dünyada ona lütfedeceği irfan ile, ahirette de rıdvan ile vukua gelir. Bu ikisi arasında Allah'ın çeşitli nimetleri, ikramları ayrıca tecelli eder. Kulun Hakk'a yakınlığı Hak'tan uzaklığı ile kemalini bulur. Yani kulun Hakk'a yakınlığı
toplumdan uzaklığı ile kemalini bulur. Kuşeyri devamla der ki, Allah'ın ilim ve kudretiyle yakınlığı bütün insanlara şamildir. Lütuf ve nusretiyle yakınlığı ise havassa mahsustur. Efendim ünsiyetiyle yakınlığı ise velilere hastır. Bunu Ebu Ümame rivayetinde gelen bir açıklık teyit eder. Ademoğlu, sen benim yanımda olana sana farz kıldıklarımı eda etmedikçe ulaşamazsın. Fakihani der ki, hadisi şerifin efendim manası şudur. Kul farzları eda eder, namaz, oruç vesaireye bağlı nafileleri yapmaya devam ederse, bununla Allah'ın muhabbetine ulaşır. Bu hususta İbn-i Hübeyre'nin bir notu da kayda değer. Der ki, kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Sözünden nafilenin farzın önüne geçmeyeceği hükmü çıkar. Zira nafileye nafile denmesi farzlara ziyade olarak efendim gelmesindendir. Öyleyse farz eda edilmedikçe nafile hasıl olmaz. Kim farzı eda eder, üzerine nafileyi de ziyade kılar ve bunu da devam ettirirse, işte bundan Yüce Allah'a yaklaşma iradesi tahakkuk eder. İbn-i Hacer ilave eder, nitekim cari adete göre yakınlaşmalar çoğu kere yakınlaşmaya sağlayanın üzerine vacip olmayan şeylerle hasıl olmaktadır. Hediye, bağış gibi üzerindeki haraç veya bir para borcunu ödeyen kimse kalplerde hediye kadar yakınlık sağlayamaz. Keza Resulullah'a teşri edilen şeyler arasında farzları ikmal etmek üzere nafileler de var. Bu husus Müslim'in bir hadisi şerifinde şöyle ifade edilmiştir. Bakın, araştırın. Kulumun farzdaki eksikliğini tamamlayacak nafilesi var mı? Farzları vacipler, sünnetler, müstahaplar tamamlar. Ey Müslüman, dikkat et. Öyleyse nafilelerle Allah'a yaklaşmaktan murat, öncelikle farzı mükemmel yapmaktır. Farzı ihlal ve ihmal etmek değildir. Nitekim bazı büyükler de şöyle söylemiştir. Kim nafile yerine farzla meşgul ise mazurdur. Kim de farz yerine nafile ile meşgulse mağrur, şeytan tarafından aldatılmıştır demişlerdir. Efendim, o taatimi sever, bana hizmeti tercih eder, tıpkı organlarını sevdiği gibi. O kulum her şeyiyle benimle meşguldür. Beni razı etmeyecek şeye kulak vermez. Gözüyle de sadece emrettiğime bakar. Mana şudur, ben ona gözüyle ve kulağıyla ulaşacağı maksatlar kılarım. Ben ona düşmanına karşı yardımda tıpkı gözü, kulağı, eli, ayağı gibi olurum. Fakihani demiştir ki, bana öyle geliyor ki bu hadisi şerifte mahsup bir ibare var. Takdiri şöyledir. Ben işittiği kulağın koruyucusu olurum da dinlenmesi helal
olmayan şeyi dinlemez. Gözünü ve diğer organlarını da öyle korurum. Hadis-i şerifin manası şöyle olmak gerekir. O benim zikrimden başka bir şey işitmez. Kitabımın tilavetinden başka bir şeyden de lezzet almaz. Bana efendim münacattan başka bir şeyle ünsiyet edip teselli elde edemez. Benim melekütümün acayiplerinden başka bir şey de tefekkür etmez. Ellerini ancak benim rızamın bulunduğu şeye atar, ayağı da öyle. Hatta bilir ki bunlar misallerdir, maksud olan mana ise kulun bu azalarla mübaşeret ettiği işlerde Allah'ın ona yardımı ve o ameller hususunda muhabbetin onun için kolaylaştırılmasıdır. Bu da maddi organlarını korumakla kişiyi Allah'ın hoşlanmayacağı şeyleri kulağıyla dinlemekten, Allah'ın yasak ettiği şeylere gözleriyle bakmaktan, helal olmayan şeye eliyle yapışmaktan, ayaklarıyla batıla gitmekten korumak suretiyle onu Allah'ın memnun olmayacağı, olmayacağı şeylere düşmekten korumaktır. Hatta bir ayrıca Allah'ın kulu sevmesi halinde hoşlanmayacağı şeyden kulu nefret ettirerek onu yapmasına mali olacağını ilaveten belirtir. Bu hadis nafileleri işleye işleye insan öyle bir mertebe kazanır ki artık onun organlarının hepsi Allah yolunda ve Allah'ın rızasına uygun şekilde hareket etmeye başlar. Beyhaki Kitab-ı Zühd'de Ebu Osman Efendim el-Cizi'den naklen şu yorumu kaydeder. Hadis-i şerifte Cenab-ı Hak, ben kulumun kulağıyla ilgili dinlemedeki, gözüyle ilgili nazardaki, tutmasıyla ilgili efendim eldeki, yürümeyle ilgili ayaktaki ihtiyaçlarını süratle görürüm buyurmaktadır. Kulum benden bir şey isteyince onu veririm. İşte görüyorsunuz Allah'ın duaya icabeti çeşitli şekillerde efendim vukua gelir. Bazen matlup anında aynıyla hasıl olur. Bazen bir hikmete binaen gecikerek hasıl olur. Bazen de matlup istenenden farklı şekilde hasıl olur. Matlupta ise yarayan bir maslahat, işe yarayan bir maslahat yoktur da vaki olan şeyde bu vardır. Yani kişi hırsla zararına netice verecek bir şeyi talep etmiştir. Yüce Allah rahmetiyle onu değil, neticesi hayırlı olarak bir başka şeyi verir. Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh hazretlerinden gelen bir rivayette namazın neticesiyle ilgili bir ziyade şöyle. Kulum evliyalarımdan, esfiyalarımdan biri olur. Nebiler, sıddıklar ve şehitlerle birlikte cennette komşum olur. Evet sevgili dostlarımız, cahillerin,
eğer kalp Allah'ın hıfzına mazhar olmuşsa, hatıratı hatadan masum olur diyerek ölçüyü aşan iddialara düştüklerini belirtir. Tahkik ehli olan gerçek tarikat mensuplarının verdiği şu cevabı kaydeder. Bu hatırattan Kur'an-ı Kerim ve sünnete uyanlara itibar edilir. Uymayan hiçbir şeye iltifat edilmez. İsmet peygamberlere mahsustur. Onların dışında kalanlar hata yaparlar. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anhü, mülheminin başı olmasına rağmen, sahabeler zaman zaman onun beyan ettiği görüşe aykırı olan beyanlarda bulunurlardı da, o da kendisindekini bırakıp öbürlerine uyardı. Bu durumda kim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hususlarda kalbine gelenle amel etmenin kifayet edeceği zımmına düşerse hataların en büyüğünü irtikab etmiş olur. Bu bakımdan bazıları daha da ileri giderek kalbim bana Rabbimden haber veriyor demesi daha şiddet bir hatadır. Zira kalbinin şeytandan haber vermiş olabileceğinden garantisi yoktur. Kalbe gelen vesvese mi, ilham mı? Bir defa vesvese şeytandan gelir. İlham ise haktan gelir veya bir melekten gelir. Bunun da melekten veya haktan gelmesi Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete, şeriata uygun olmasıyla anlaşılır. Süleyman et-Tufi demiştir ki bu hadis Allah'a sülük ve onun marifet, muhabbet ve yoluna vasıl olmada mühim bir asildir. Çünkü dahili farzlar olan iman, harici farzlar olan İslam ve bunların ikisinden hasıl olan her ikisinde de ihsan tıpkı Cibril hadisinde beyan edildiği şekilde bu hadiste yer almaktadır. İhsan ise salikinin zühd, ihlas, murakabe vesaire nevinden bütün efendim tabakatını ihtiva etmektedir. Kul hayatı sırasında herhangi bir hastalığa maruz kalarak ölümle burun buruna gelir veya fakirliğe düçar olur. Bunun üzerine Allah'a dua eder. Allah da ona sıhhat verir. Fakirliği bertaraf eder. İşte bu Allah'ın mütereddin olan fiilidir. Tıpkı bir işi arzu eden kimsenin bilahare ondan vazgeçmesi gibidir. Ancak eceli geldi mi ölüme kavuşması kesindir. Çünkü Cenab-ı Hak kendi hakkında beka, kul hakkında fena yazmıştır. Mana şudur, ben yaptığım bir şeyde elçilerimi müminin nefsi hakkında geri çevirdiğim gibi geri çevirmedim. Nitekim Hazreti Musa kıssasında böyle olmuştur. Hazreti Musa ölüm meleğinin gözüne tokat vurmuş ve melek ona birkaç kere gidip gelmiştir. Bu tereddüt manasının hakikati Allah'ın kuluna karşı koyduğu şefkat ve merhamet ve ona gösterdiği lütuf ve ikramdır diye de izah edilmiştir. Evet sevgili dostlarımız, İnşallahü Teala faziletlerle ilgili dersimiz, bir sonraki dersimizle de devam edecektir. İnşallahü Teala.